Nasıl sözcüğünü konuşacağız? Bir soru sözcüğü bakalım kaç farklı türde karşımıza gelebilir. Kendini denedikten sonra benden dinle bakalım. Hadi konuşalım. Reklam ajansına gelen fotoğraflar arasından iyileri nasıl ayıklıyorsunuz? Bir fiile soru sorduğunuzda nasıl diye mutlaka elinizde artık bir soru zarfı var demektir. Nasıl katlandın derken yine bir fiile sorduk soruyu. Burada da bir soru zarfı olmuş. Nasıl yakışıklı, nasıl kibar bir bey bu derken işler biraz değişik. Bak burada yakışıklı ve kibar sözcükleri birer sıfat. Sıfat nedir? Kibar bir bey derken kibar ve yakışıklı birer sıfat olmuş. Nasıl sözcükleri de acaba soru mu soruyor yoksa çok yakışıklı, çok kibar bir bey mi demek istiyor? Böyle. O zaman ne oldu? Bir sıfatın miktarını bildirdiği için bu sefer de miktar zarfı, ölçü zarfı oldu. Soru anlamından çıktı. Nasılsınız derken bir soru sözcüğü bu ve çekim eki almış. Bütün çekim eki alan soru sözcükleri için biz geçmişte hep ne dedik? Zamir. Unutma, nasıl ayıklıyorsun derken hiç çekim eki almadan fiile sordum, zarf oldu. Ama herhangi bir çekim eki aldığında konu kapanıyor. Nereye gidiyor sözcük? Zamire gidiyor. Nasıl bir ekipmana ihtiyacımız var motosiklet kullanmak için? Ekipman bir isim olunca nasıl sözcü de bir soru sıfat olarak karşımda. O halde sıfat yapabiliyorum, zamir yapabiliyorum, zarf yapabiliyorum. Miktar zarfı, soru zarfı fark etmez. Cevap 3 olmalıymış ama oradaki ayrıntılar önemli. Kafanda bir soru işareti kalmamalı. Varsa yorumlarda konuşmalıyız. Bu ve buna benzer sözcük türleriyle ilgili efsane videolarım var. Onlar için seni kampıma bekliyorum.